Esselamu Aleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca belge okumalarına devam ediyoruz. Bu dersimizde biraz da ilginç bir olay sizlere aktarmak istiyorum. Tarihi bir olay arkadaşlar. İlginçliği nasıl? Arkadaşlar, hazine bulunan, define bulunan bir amcanın defineyi bulduktan sonra heyecandan vefat etmesiyle ilgili bir arşiv vesikası oldukça ilginç geldiğinden dolayı bununla paylaşmak istiyorum. Tabii belgeyi hemen okurken şöyle bir bütün olarak bakarsak şurada besmelemiz var. Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim arşivlerde bu şekilde yazılıyor. Şu biraz küçülteyim. Şu bölüm buyuruldu bölüm arkadaşlar. Şu bölüm buyuruldu bölümü. Yani buyuruldu. Nedir? Metnin hükmüdür. Sadrazama vesaire bir konu hakkında genel itibarla sadrazam arkadaşlar ona bir telhis vesaire gidiyor bir konu arz ediliyor. O da konuyla ilgili hükmünü belirtiyor. Şimdi tabii ki önce konuyu bilmemiz lazım. Demin bahsettiğim gibi arkadaşlar konumuz bu. Peki bu olay nerede cereyan etmiş? Burada bu konu da önemli. Neden? Tam yerini söylemiyor arkadaşlar. Yani köyün adı verilmemiş, ilçenin adı verilmiş. Urfa'da Viranşehir arkadaşlar. Viranşehir'de olmuş bir olay. Köyün adı verilmemiş. Muhtemelen olası araştırmacıların önünü kesmek için olmuş olabilir diye düşünüyorum. Evet. Arzı bende iyi bir miktar budur ki arzı bende iyi bir miktar budur ki vilayeti Anadolu'da, evet Anadolu vilayetinde Viran şehri, evet Viran şehir yani günümüzde Viran şehri şeklinde de söylenebiliyor, yazılabiliyor. Özellikle bu sonu şehirle biten günümüzde şehri şeklinde sonu Osmanlı arşivlerinde sıklıkla karşılaştığımız bir imla. Viran şehri nahiyesinde sakin sipah zümresi sipahilerden yani arkadaşlar sipah zümresi yani sipahilerden mütekaitlerinden yani emekli olmuş Ahmet Nam Kimesne'nin evet karyesi kurubunda yani köyü yakınlarında karyesi kurubunda olan bağının evet bağının civarında evet bağının civarında 3 evet, 3 nefer reaya evleri, 3 nefer reaya evleri olup, yani bağ civarında da 3 adet ev varmış artık, öyle anlıyorum. 3 nefer reaya evleri olup, birisi, yani birisi samanlık, o evlerden bir tanesi, yani bildiğimiz günümüz evi gibi değil de depo gibi yer herhalde. Samanlık bina etmek murat bu arkadaşlar burada. Murat edip daha sonra Elif'in imlasına dikkat edin. Edin nasıl yazılmış? Murat edip temelin yani temelini anlamında kazdırırken evet temelin kazdırırken bir küp defnedilmiş arkadaşlar. Defnedilmiş altın. Bir küp medfun altın. Bir küp defnedilmiş altın. Zahir olup yani bulup ortaya çıkıp gördük de yani gördüğünde anlamında sürurundan, sevincinden, heyecanından yahut vehminden, şüphesinden. Nasıl bir vehim? Acaba başkası görür mü, alır mı? Endişesinden, vehminden fevt olup. Yani velhasıl küpü görünce bir şekilde vefat ediyor arkadaşlar. Muhtemelen heyecandan, tabii o heyecanın da getirdiği birden zengin olma düşüncesi vesaire de olabilir. Ondan sonra tabii ki bu tip durumlarda birden bir hazineye sahip olunca kişinin aklından bin bir türlü şey geçebiliyor. Tabii muhtemelen
müteahhit yani emekli dediğine göre yaşı da vardır arkadaşlar. Fevdi olup evlatları, evet çocukları küpü çıkarmayıp, evet çıkı küpü çıkarmayıp yazıyor arkadaşlar. Ol mahalli örtüp. O da ilginç bir şey. Küpü çıkarmamışlar. O mahalli, ol mahalli yani o bölgeyi örtüp hali üzere hali durumu üzere kalmayla bir kulları tayin buyrulup muhtemelen o evlatlar gidip durumu devlete bildirmişler. Bir görevli de vazifeli de bir kulları kasıt o yani bir görevli de tayin buyrulup mahalli mezbura varıp evet o adı geçen köyün yerine varıp o bağ yerine varıp medfun olan altın o defin olan altın ihraç çıkartılıp ve marifeti şer'i ile yani şer'i hükümlere göre yani bir altın buldunuz, küp buldunuz tarlanızda, bağınızda vesaire. Şer'i hükümlere göre bu altın nasıl dağıtılır? Nasıl olur? Bütünü kişinin midir? Ne kadar kişinindir? Devlet ne kadar hak sahibidir? Gibi sorular günümüzde de var. Tabii günümüzde herhalde kişiye o kadar fazla verilmiyor. Burada oldukça arkadaşlar kayda değer humusu 5'te 1'i cani bir miri için. Yani bulunan altının, definin, hazinenin 5'te 1'i miri dedi devlete gidiyor. 5'te 1'i devlete, 5'e 4'ü yani %80 arkadaşlar. Kime gidiyor? Bakalım. Cani bir miri için ahzedip o görevli kişi 5'te 1'ini devlet için alıyor. Maadası yani geri kalanı için de sahibi arza arz sahibine, tarla sahibine, bağ sahibine yahut bulanlara verilmek üzere. Evet. Tabii ki bunun fıkıhta detayları da var arkadaşlar. Bazı hallerde %100'ü de şer'i hükmünde de ama onun tam pozisyonunu bilmiyorum. Bulana kalabiliyor. Burada tabii ki bağ evi vesaire gibi durumlar var. Burada arkadaşlar sahibi arza, arz sahibine 5'te 4'ü, 5'te 1'i de devlete veriliyor. Yahut bulana. Yani ya arsa sahibine yahut bulana arkadaşlar. Üzere emri şerif ihsan buyurulmak babında ferman devletlü ve saadetli sultanım hazretlerinindir. Burada da pençe var arkadaşlar. Şimdi konu anlaşıldı. Yani bu şekilde işlem yapılması açısından sadrazama yazılmış. Sadrazam da buyuruldu da arkadaşlar şunu yazmış. Bu yani ben bunu okudum vesaire doğrudur anlamında. Yazıda da mucebince vaki ise yani bahsedildiği gibi bu olay olduysa Urfa'nın Viranşehir kazasının işte o XX isimli köyünde aynen bu olay cereyan ettiyse gibi yani olay vaki ise mucebince vaki ise anlatıldığı gibi yani gereğince vaki ise humusu 5'te 1'i miriye yani devlete alınıp evet alınıp maadası yani o geri kalanı anlamında malikine yani mülk sahibine yahut vacidine, vacit bulmak anlamında buradaki anlamı arkadaşlar onu bulana yani vacidine verilmek üzere evet, burada üzere yazıyor hüküm burası da buyuruldu arkadaşlar burada da yine bir pençe var. Evet değerli arkadaşlar YouTube'da Zafer Işık kanalımızda bir hazine hikayesi okuduk. Bir amcamız Urfa'nın Viranşehir kazasının bir köyünde bir küp altın buluyor. Altını bulunca heyecandan vefat ediyor ya da vehminden başına bir şey gelecek mi diye. Ondan sonra çocukları orayı kapatıyorlar. Belgeden de anladığımıza göre arkadaşlar bunu
Devlet erkanına bildiriyorlar. Onlar da bir memur tayin ediyor. Memur geliyor ve şer'i hükümlere göre arkadaşlar 5'te 1'i devlete, 5'te 4'ü de o hazineyi bulanan mülk sahibine veriliyor. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar dersimiz burada bitiyor. Lütfen sizler kanalımıza abone olmayı, derslerimizi paylaşmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızda vesaire paylaşırsanız belki WhatsApp durumlarında da vesaire olabilir. Başkalarına tanıtım açısından sebep olursunuz. Sebep olan işlemiş gibidir. Teşekkür ediyorum. Konya'dan Mevlana ve Şems Hazretleri diyarından Baki ve kalbi selamlar. Esselamu Aleyküm.